Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'a yüklemiş olduğumuz videolarda sonradan fark ettiğimiz, istemediğimiz bölümleri nasıl kesip siliyoruz beraberce göreceğiz. Hızlı kolay kanalıma ben örnek bir tane video yükledim. Bunun üzerinde çalışma yapacağız. Videoları yönet kısmını seçiyorum. Düzenleyeceğim videoyu seçiyorum. Düzenleyici kısmını seçiyorum. Şimdi bu videoda şurada görmüş olduğunuz boşlukları ben kaldıracağım. Bunun için de kırpma ve kesme bölümünü kullanacağım. Tabii ki burada sadece boşluklar değil, istemediğiniz herhangi bir görüntü, ses de olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben kırpma ve kesme kısmına tıklıyorum. Şu anda benim videomun tamamını seçti. Şimdi yeni bir kesme diyorum. Burada kesme 1 diyor. Bu kesme 1'in anlamı şu. 0. saniyeden 03.20'ye kadar şu ikisinin ara noktası, içteki kısımlar. Buradan büyütüp küçültebiliriz büyüteçle. Şimdi ben burada birinci kısmı öncelikle seçiyorum. Burayı seçtim. Buranın kesilmesini istiyorum. Buradan onaylayabilirim veyahut da şu kısımdan onaylayabilirim. Seçiyorum. Tamam, şu anda orayı seçtim. Karıncalı bir çizgi oluştu. Şimdi tekrardan ilerliyorum. Kürsürümü buraya tıklıyorum. Tabii kürsürle yapabileceğimiz gibi saatle de yapabiliriz. Şöyle yeni kesme diyorum. Bakın başladı. 4.23'ten 8.14'e kadar diyor. Bunu ben şöyle faremin sol tuşuyla ilerletip geri getirerek de bu açıklığı ayarlayabilirim. Tam bu noktaya getiriyorum. Diyelim ki hassas ayar yapacağım. Şurayı seçiyorum. 10 yapıyorum. Bu şekilde de olabiliyor. Gördüğünüz gibi yakınlaştırdı. Ben tekrar faremle orayı götürüyorum. Şu kısımdan büyüterek daha net yapabilirsiniz. Tabii ki burada ön izlemesini yaparak istediğiniz noktadan kesmiyorsa da onu ayarlayabilirsiniz. Şöyle onu da göstereyim size. Şimdi ben kürsürü şöyle en başa getiriyorum. Şimdi ön izle diyorum. Dikkat edin. Evet, tekrar o atladığı yerden geldi gördüğünüz gibi. Tamam, durduruyorum videomu. Bu kısmı onaylıyorum. Kürsürümü getiriyorum. Yeni bir kesme diyorum. Böyle parçalar halinde kesebiliyoruz arkadaşlar. Yine bunu faremin sol tuşuyla götürerek eğer yanlış yaptıysak iptal diyebiliriz veya onayla diyerek de buradaki seçeneği geçerli kılabiliriz. Şimdi bu işlerimiz bittikten sonra ön izlememizi de yaptık tamamsa kaydet diyoruz veya değişikliği sil diyebiliriz. Ben kaydet diyorum. Değişiklikler kaydedilsin mi diye burada bazı yapılacak işlemleri soruyor. Tekrardan kaydet diyorum. Şu anda video işleniyor. Lütfen daha sonra tekrar kontrol edin diyor arkadaşlar. Bu şekilde videolarınızı istemediğiniz bölümlerini rahatlıkla kesebilirsiniz. İşleme süresi videonuzun uzunluğuna göre, bilgisayarınızın performansına göre, internet hızınıza göre de değişiklik gösterebilir. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.